Hoş geldiniz transfer inceleme videolarında Fenerbahçe ile anlaşan Samet Akaydın'dan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikli olarak şu hatırlatmayı tekrar yapayım. Biz burada sadece futbol manager profiline bakarak bir oyuncunun futbol manager'da e, neler yapabileceğini anlatmaya çalışacağız veya nasıl kullanabileceğinden bahsetmeye çalışacağız. Samet Akaydın şöyle profiline baktığımız zaman doğrudan doğruya hamleli bir stoper olduğunu görüyoruz. Yani çıkacak kafa topunu karşılayacak rakibe gelmesini engellemeye çalışacak sert, yakın oynamayı seven ve güçlü, böyle korkusuz bir stoper olduğunu görüyoruz. Tabi bunun yanında eksikleri de olacak. Öncelikli olarak teknik özelliklere baktığımız zaman pasör stoper olarak kullanamayacağımız bir oyuncu. Kafa vuruşu, markaj ve top kapma 14 ki 14 süperlik seviyesi için bence artık iyi sayılabilecek bir puan ortalaması. Markajı ve top kapması iyi, savunmacılığı bu yönden iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kafa vuruşları da faydalanabileceğimiz seviyede olduğunu söyleyeyim zıplama 15, boyda 1.90 hava toplarında bir hakimiyet olduğunu görüyoruz. Zihinsel özelliklerinde ön plana çıkan özellikleri takım oyunu iyi, çalışkanlık iyi, kararlılık iyi, agresiflik, cesaret çok iyi. Yani tam bir takım oyuncusu, tam bir mücadeleci oyuncu. Konsantrasyon 13, ön sezi 12, pozisyon alma 13. Bunlar iyi sayılabilir. Süperlik seviyesinde sırıtmayacak özellikler. Yalnız karar alma ve soğukkanlılığın düşük olması oyuncuyu biraz böyle hani ufak tefek detayların maça etki edebileceği durumlar olur ya Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde falan oynayacağınız maçlarda. Samet'in defoları buralarda çıkacaktır ama Samet'i çakalı stoper olarak kullanırsak o defoların çok, ön plana çıkmasına engel olabiliriz. Yani fiziksel özellikleri de hiç fena değil bu arada. Hız hızlanma ve çeviklik 13. Yani atletik yapısı bir stopere göre hiç fena değil. İş yapabilir ligde özellikle. Dayanıklılık 14, iyi. Denge 11. Vücut zindeliği 13 zıplama 15 Fiziksel özelliklerinde iyi olduğunu söyleyeceğim Çok böyle sıyrılan bir özelliği yok İşte bir zıplamanın iyi olduğunu söyleyebilirim ama Geri kalan özellikleri de Süperlik seviyesinde iş yapabilecek bir stoper Oyuncunun mevcut yeteneği 120 potansiyel yeteneği 130 e Aslında 120 Süperlik ortalamasının biraz altında kalıyor Hani aslında altında da kalmıyor 125 falan ortalamayla Süperlikte 11'de oynayabiliyorsunuz Samet Akaydın ve bu tarz stoperlerin şöyle bir artısı oluyor. 120 yetenek puanı sadece stoper özelliklerinde etkili olduğu için yani dağıldığı için oyuncunun o özellikleri daha baskın özellikleri daha ön planda oluyor. Yani pas, vizyon, ilk kontrol ve teknik de ikişer puan daha yüksek olsaydı oyuncunun fiziksel, zihinsel ve teknik özellik puanları biraz daha düşecekti ve oyuncu iyi mücadeleci bir stoperden yani çok da tercih edilmeyecek, ayağı da fena sayılmayan bir stopere dönecekti ama sadece stoper özellikleri iyi olduğu için daha kullanılabilir halde olduğunu söyleyebilirim. 130 potansiyel yetenek puanı var ama artık bu yaştan sonra 130 potansiyel yetenek puanına ulaşmasının ben imkan dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Kişilik profesyonel sayılır, fena değil. Bu her zaman bize artı değer katacak bir şeydir. En azından antrenmanlarda vesaire problem çıkarmayan antrenmanlarında elinden geldiğince çalışmaya e, azmeden bir oyuncu olduğunu düşünebiliriz. Medya gözünde stoper, medya karşı tutumu medya dostu, ağzı sıkı diyor. E boy 1.90, bayağı da fizikli bir oyuncu. Burada sol ayak kuvvetli sayılır, sağ ayak çok kuvvetli. Yani 20 üzerinden sol ayak kullanımı 12, sağ ayak 20. Bu da e, yani bir stoper için bence çok yeterli bir seviye. Yani her iki ayağında kullanabilen bir oyuncu. Evet, sağ ayak kadar güçlü değil sol ayağı ama Sadece koşmak için kullanmadığını da söyleyebiliriz. Raporlarına göz atalım. Tekmeye kafa uzatabilecek cesarette bir oyuncu ki en ön planda olan özelliği buydu. Çoğu süperlik takım için iyi bir oyuncu sayılır. Sürekliliği var. Önemli maçları seviyor. E, profesyonelce hareket eden bir oyuncu. cesareti ve çalışkanlığı onu iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Bir de burada kadro kayıt kuralları var. Eksileri nelermiş? Ee, sakatlığından bahsediyor. Burada bacak kırığı yaşamış. Yani bu geçici bir şey. Ee, sinirine hakim olamadığı zamanlarda aşırıya kaçan hareketler yapabiliyor ki. Çirkeflik de 18 seviyesinde. Bazı maçlarda gereksiz kartlar görebiliyor. Tek bir mevkide oynayabiliyormuş. Milli takımda forma giymemiş. Aslında bir maç oynadı ama o da çok bir şey fark etmiyor. Bu da aslında bizim oyun içerisindeki yapabileceğimiz bir meydan okuma olabilir. İşte Sameta kaydını ben 11'de oynatacağım kariyeri işte sonlanana kadar 10 milli 10 kez milli takım forması giyecekmiş gibi bir şey de yapabiliriz kendimizi. İlk kontroldeki zayıflığı oyuncunun zaman zaman başını artıyormuş. İşte pasör stoper tarzı bir şey yapmazsak bence başının ağrıyacağını da düşünmüyorum. Ve burada ne varmış? Samet merkezdeki arkadaş grubuna uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşıyormuş. Bununla da alakalı çok problem yaşamayabiliriz belki. Fenerbahçe stoperleri arasında 5. sırada gözüküyor ama e, William Arau ve Gustavo Henrique'yi buradan çıkartabiliriz. Samet Akaydın ve Serdar Aziz aslında ikisini e, kıyaslayabiliriz. Serdar Aziz'in tabii ki de savunmadaki teknik özellikleri bir adım daha önde. Zihinsel olarak Samet Akaydın biraz daha iyi ama Serdar 33 yaşında ve Samet Akaydın da e, 28 yaşında olduğu için ve FM'de yazılı olmayan ama hepimizin bildiği bir kural var. 30 yaşından sonra oyuncuların özellikleri eriyor. O yüzden e, Serdar Aziz yerine ki 3 yerli kuralı da varken Samet Akay'dan e, oyunda bizi rahatlatacaktır. E, teknik, hücum ve vizyon olarak Serdar'dan bir adım daha öndeymiş ama hiç ihtiyacımız olmayan bir şey. Savunma ortalaması bir puan daha düşük Samet'in. Aslında çok benzerler. Özelliklere baktığımız zaman da işte Serdar'ın denge güç bir adım daha önde. Geri kalan özelliklerde Kafa kafaya veya Serdar bir puan daha önde ama işte çeviklik, dayanıklılık, vücut zindeliği ve zıplama konusunda Samet bir adım daha önde. Yani biri bir iki puan bir, bir özelliği daha iyi. Diğeri de yine işte bir iki puan özelliği daha iyi. Birbirlerinin yani kümülatif olarak dip toplam yaptığımız zaman ikisinin de birbirinin kopyası bir stoper olduğunu görüyoruz. Serdar savunma konusunda savunmanın teknik konusunda bir adım daha önde ama zihinsel olarak da Samet e, bu açığını kapatıyor. Çeviklik fiziksel özellikleri de 3 aşağı 5 yukarı puan olarak ekleyip çıkardığımız zaman ortalamasının aynı olduğunu görüyoruz. Peki kadroda kullanılır mı Samet? Kesici olarak çakılı stoperi kesici rolünde bence çok rahat kullanılabilir. 3 yerli kuralı olduğunu da düşünürsek. Mesela ben Fenerbahçe kariyeri yaparken işte Serdar Aziz takımdan ayrılıyordu. Ne yaptım? Bir tane yerli stoper Koray Günter getirdim mı çok fazla tercih etmedim ama kadroda bir tane yerli stoperin olması en azından ilerleyen yıllarda da bizi rahatlatacaktır ki Samet de en az 3-4 sezon takımda oynayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum yaş itibariyle. Birinci tercih olur mu? Ligde, kupada kullanabiliriz ama işte Avrupa'daki dönüm maçlarında Samet Akaydın'ın ilk sezon belki olabilir ama ilk sezondan sonraki dönemlerde çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. En azından şu profilden yola çıkarak bundan bahsedebilirim. Oyuncunun geçmişine bakalım. Trabzonspor'da kariyerine başlamış. Sonra Boluspor, Arsinspor, yine bu da Trabzon e, takımı yani orada yerel bir takım. Sancaktepe Spor'da oynamış. Şanlıurfa, Keçiören Gücü'ne, sonra Adana Demirspor'a. Adana Demirspor'la Süper Lig'de oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Raporlarına bakalım oyuncu performansından diğer Süper Lig'deki stoperlerle kıyasına bakalım. E, hava topu kazanma birbirine çok yakın. Uzaklaştırma, şut engelleme ve pas arası 90 dakikalar başına Süper Lig'deki ortalamanın oldukça üstünde olduğunu görüyoruz. Faulü Süper Lig ortalamasının daha fazla yapmış sert bir oyuncu olduğunu söylemiştik zaten. Ve pas isabet oranı da süperlik seviyesinin altında. Burada e, %75.89 gösteriyor. Süper Lig ortalaması %80.89'muş. Zaten zayıf yönlerinden bir tanesi de pas yeteneğinin düşük. Zaten sadece pas olarak bakmayın işte vizyon vesaire gibi özelliklerinde göz önünde bulundurulması gerektiğini tekrar hatırlatayım. Başarılı topa müdahale oranı kafa kafaya topa müdahale denemesi de 90 dakika başına ona da birbirine yakın diyebiliriz. Ön plana çıkan özelliklerinde baya bir fark atmış. Ama vasat olan özellikleri de o da ön plana çıkmış olduğunu görüyoruz burada. Kullanıma bağlı olarak performansının değişeceğini düşünüyorum. Oyuncunun 36 maçta 11'de başlamış bir gol, bir asisti var. 2.26 gol beklentisi varmış. Duran toplarda aslında daha fazla gol attırabiliriz bu arkadaşa. Ortalama puan da 6.80'miş Süper Lig'de, UEFA Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde de takımının formasını terletmiş. Siz kariyerlerinizde hiç Samet'le oynadınız mı? Veya Samet'le oynamak durumunda kalsanız hangi rolde kullanırdınız? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.